Fenerbahçe Zimbur'u karşısında olacak bugün. Tabii Kartal abi tur zaten ilk maçta bitti diyebiliriz. Yani 5-0'lık bir galibiyet, iyi oyun. Yani Zimbur'uyla Fenerbahçe'nin zaten hani ortak bir noktasını konuşmak bile mümkün değil. Fenerbahçe bugün revanşa çıkacak. Tabii bugünkü maçta önemli olan nasıl bir kadro sahada olacak? Hangi isimleri izleyeceğiz? Herhalde Fenerbahçe taraftarının da merak ettiği bu. Bu arada Ömer, tatilden geldiğim belli oluyor. Değil mi Mahmut Hoca? Oluyor mu? Bilmiyorum. Oluyor. O havada yandı o. Formunda. Yol uzak o. 13 saatte yakın. Uzak yerlerden geliyor. Uzak yerlerden geliyor. Vallahi iyi gittim. Biraz güneşin batmadığı bir yer diyebilirim. Değil yani. Mi? Yani oralara öyle gittim. Biz gidemeyiz. Ama oralardan formumu korurum. Yani. Dünyanın her yerinde sporumu yaparım. Belli yani. Formundasın. Sporu ama bırakmamak lazım hakikaten. Sporu hiçbir şekilde hayatımdan çıkarmıyorum. Oradan bile beraber yayın yaptık ediyorum. Biz onunla. Nereden hocam? Orada bile. Yayın yaptık. Yaptık. Yalnız Kartal abi de yanmış, onu söyleyeyim. Evet, ben yazın hep yanarım. Yazı yanık geçiririm. Bir tek ben beyazım. Sen zaten sevmiyor musun hocam? Efendim? Sevmiyor musun güneşe Yo, çıkmayı? Yok, ben abi 6,5 sene siz burada sıcak diyorsunuz 40 dereceler. Ben her gün en aşağı minimum 45 derece. En hocam, aşağı her gün. Falan. Ha, o şeylerde. Afrika'da her gün 45 derece. Üstü var 50'si. Oralarda 50. Hem antrenman yapılıyordu hem gündüz 2'de maç var. Akşam 4'te maç var. Buraların sıcağı hocamı kesmiyor artık. Kesmiyor. O yüzden etki etmiyor diyebiliriz. Çıtır geliyor. Almanya'da da büyüdüm. O dönemler bizim dönemlerimizde 10, 0'ın altında 10'lar, 15'leri falan görüyorduk yani. Almanya'da da bazen sıcak yaptığı zaman ya, değil mi? Abi, değişik bir sıcağı var. 2 saat sonra gümbür. Şeye gidiyorsun. Ne diyorlar? Yüzme havuzdan, orada deniz olmadığı için her şey aç. Abi bir bakıyorsun 2 saat sonra her taraf simsiyah olmuş. Peki. Kaçıyorsun. Şimdi, abi bizim iklimimiz güzel ya. İklimimiz güzel. İklimimiz güzel. Her aynı türlü iklim var abi. Her şeyi yaşıyorsun, ne güzel oldu. Kartal abi, evet, maça dönecek olursak yani dediğim gibi bugün Fenerbahçe taraftarının ve insanların merak ettiği nokta hangi isimler oynayacak? Yani nasıl bir kadro sahada olacak ya da yeni transferlerin yine nasıl bir performans olacak? Herhalde bu maçla ilgili değil mi? Merak edilen tabii bunlar yani olur. Yani. Şimdi ilk maçın 5-0 bitmesi büyük oranda İsmail Hoca'nın da zaten rövanş maçındaki planını, programını, tutumunu değiştirecektir diye düşünüyorum. Yani bunun sahaya yansıması farklı olacaktır. Tabii Kadıköy'deki maçta hakikaten çok iştahlı bir Fenerbahçe vardı. Yani özellikle kenarları iyi kullanan yeni transferlerin öne çıktığı bir Fenerbahçe vardı. Ama unutulmasın, evet senin de dediğin gibi yani rakibin Fenerbahçe'nin ayarında olmaması Sarıla Caddi takımında bir bakıma antrenman maçı yapması şeklinde geçti. Özellikle yenilerin ilk durumunu görme açısından bence güzel bir maçtı. Fevkalade iyi geçti. Tabii rövanşta Zimbro kendi evinde oynuyor. Gücünü biliyor. Buna rağmen iyi bir oyun oynamak isteyecektir. Yani onlar da biliyorlardır. Yani bu saatten sonra 5-0'dan sonra bu işin dönmeyeceğini zaten biliyorlar. Ama hiç olmazsa kendi evimizde tribünlere gelecek olan taraftarlara iyi bir futbol oynatıp bir gol bulmak, Fenerbahçe karşısında gol ve goller bulmak isteyeceklerdir. O yüzden ben yine keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Yani karşı taraf belki 5-0 gibi düşünmeyecek. Hı hı. Hiç 0-0 gibi oynamak isteyecektir. Fenerbahçe de buna çok fazla müsaade etmeyecek diye düşünüyorum. Buradan da ben rahat bir galibiyet alacağını tahmin ediyorum. Ama dediğin gibi kadroda neler olabilir? Büyük ihtimal hoca bir hazırlık maçı gibi görecektir diye düşünüyorum. Farklı bir 11 ile çıkar. Yani ilk maçta oynattığı özellikle işte Tadic olsun, Dzeko olsun, Kent olsun. Ben hücum anlamında yani o hücum üçlüsünde farklı bir üçlü göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle olabilir. Mesela Batshuayi ile başlayacaktır. Batshuayi ile evet, başlar Batshuayi gibi ile başlayacaktır. Hiç daha önce oynatmadığı oyunculara şans verebilir. İşte kalede belki İrfancan tekrardan oynayabilir. Savunmada daha çok yerli oyunculardan kurulu bir savunma görebiliriz. İşte Samet'in olacağı, Serdar Aziz'in olacağı. Gerçi Serdar Aziz vardı ama bu sefer daha farklı bir kadro çıkacaktır diye düşünüyorum. Özellikle orta alanda işte İrfan Can, Emre Mor. Emre Sakat. Emre Sakat değil mi? Pardon. Emre oynamıyor. Özellikle İrfan Can olsun, Mert Hakan olsun, İsmail Yüksek olsun.
böyle bir kadroyla yer alacakmış gibi geliyor belki, bana. Belki şunu da görebiliriz Mahmut Hocam. Sezon başında hoca demişti ki 4-2-3-1 ya da 4-3-3. Hani benim iki sistemim var, bu sistem üzerinden ilerleyeceğiz diye. Belki farklı bir sistem denemesi olabilir. Yani 4-3-3 görebiliriz Fenerbahçe'de. 3'lü bir hücum attı. Onun dışında herhalde bir de teknik adamların hocam bu maçta tek düşüncesi en azından değil mi sakatlık vermeden bu turu bir tabii şekilde atlatmak olacaktır. Yani. Mutlaka maçların ne olacağını bilemezsiniz. Yani o sakatlık hiç ummadığınız yerde kısa bir sprint atarsınız pat adere atabilir. Ya onun için onlar çok sizin dışınızda da gelişen bir şeyler. Ben şimdi İsmail Hoca'nın çok fazla değişiklik yapacağını tahmin etmiyorum. Takımın biraz daha böyle birbirine alışması açısından. Daha çok fazla yapacağını artı evet orada şimdi Kartal dedi taraftarlar gelecek. Taraftarlar oraya gelenler Zeko'yu falan görmeye gelecekler yani. Tabii, onlar çok hakikaten üst seviyede. Ve da gelecektir tabii. Ve çok hazır bir oyuncular. Tadiç de öyle. Hepsi hazır oyuncu. Dün, evvelsi gün de burada yayınlarda söyledi. Bunlar bir sezonda en aşağı 60 maç oynamış oyuncular. Yani 20 maç oynayıp da gelen oyuncular değil. En aşağı 60 maç ve hep üst seviyede oynamışlar. O kadar hazırlar ki. Doğru. Yani Fenerbahçe'nin en büyük şansı hazır, çok tecrübeli oyuncular. İlerleyen zamanlarda bunların neler göstereceğini göreceğiz. Ben dün yayında dedim 3 olur ama gerisini bilmem dedim. Yani Fenerbahçe oradan yine rahat kazanır. Hem futbol olarak da her konuda geçer. Ne kadar değişiklik yapıyor. Ben Bekay'ı bekliyorum. Oynayabilir bu maçta. Ki müdafaanın patronu o. O olacak bütün sezon boyunca. Sert oyuncudur. Çok farklı bir oyuncudur. Çok farklı bir stoperdir. Yani ben hep oralarda izlediğim için Bahia'dan da biliyorum onu. CSKA Moskova'dan da biliyorum. Eğer oradaki oyununu burada sunarsa Türkiye'nin en iyi stoperi. Yani öyle bir oyuncudan söz edeceğiz. Zamanında gösterecek ama tabii buradaki futbol iklimi farklı olduğu için neler verebilir ama onun düşüş yaşayacağını zannetmiyorum ben. Yani çok fazla değişiklik yapar mı bilemem. Türk oyuncuları ne kadar kullanır. BK oynayamıyor hocam. Şimdi ben kontrol edeyim dedim. Avrupa kadrosuna henüz dahil edilmedi çünkü. Daha yazılmamış mı? Evet. Niye? Henüz yazılmadı. Bilmiyorum vardı yazılmamış. Cicu'nun da sakatlığı var Cicu, zaten. Evet, Cicu'nun diyecektim. O yüzden yani savunma ben bir yerli kurgusu bekliyorum. Serdar ve Perez oynayabilir. Perez olabilir. Perez oynayabilir çünkü sol stoper olarak onu düşünür. Perez olabilir. Ben hocanın Samet'e çok fazla şans vereceğini düşünmüyorum. Bu, belki son kez bir görsün bu, falan diye yapabilir abi yani. Görsen ne olacak biliyorsun oyuncu yani. Yani bilmem şimdi doğru, senin biliyorsun. Elindekilerle yola çıkarsan elindekiler şu anda Samet'in önünde gibi gözüküyor. Tabii canım orası öyle. Onun için ben bir de hazırlık yapacak. 10 gün sonra lig maçı başlıyor. Ligler başlıyorlar. Tabii. Burada siz hep bahsederim ben burada. Real Madrid'i görüyor musunuz o oyuncu değiştirdiklerini? 5 tane çöküyor. Ertesi alttaki takıma gene aynısı oyunu. Sezon başında kaç tane oyuncu değiştirir? Yani 25 kişilik kadroda bir sezonda ancak sakatlık falan olmadığı müddetçe olduğu gibi hep aynı 11 oynar. Onun için de zaten göz kontakları çok önemlidir böyle takımlarda. Biz o illeti soktuk aramıza. Nereden geldiyse o rotasyon illeti. Jesus'tan. Yok, Jesus'tan önce de vardı. Önce de vardı. Önce de vardı. Rotasyon o da ne rotasyon abi ya? Ya yaparsın 2-3 kişi normaldir yani. Ama şimdi 2-3 kişi takımda kişi, devamlı tabii. Her maçta 2 kişi değiştiremezsin. Oynarsın onu gidişata göre aralara atarsın. Neyse. Konuşuyoruz hocam rotasyon bize zaten yanlış anlaşılan bir şey. Yani rotasyon sağlıksız bir şey değil dünya futbolunda tabii hiç, ki bu kadar fikstürde. Hiç konuşmayalım abi. Ama biz zannediyoruz ki rotasyon mesela 8 kişi çıkacak takımdan ilk 11'den 8 kişi dahil olacak. Bu rotasyon değil bu tamamen takım değiştirmek. Farklı onu Yeşus yaptı. O geçen sezon o ritmi su tutturdu. Ne zaman teke düşünce Fenerbahçe'de tutturamaz oldu. Dikiş tutmadı. Teke dönünce oyunun ritmisi gitti. Takımın ritmisi gitti onunla birlikte. Neyse o geçen sezon kaldı. çok üst seviyede oynamış oyuncular var. Takımın da bütün ahengini, bütün antrenmanda da bütün ayangını hazırlayacak oyuncular bunlar. Hocanın o konuda eli çok sağlam. İki tane çok hakikaten üst düzeyde oyuncu var. Kim? Mesela Tadic'i hangi takım istemezdi? Tabii canım herhalde. Ya yani. Tek başına sizin o bütün organizasyonu yapacak bir oyuncudan söz ediyoruz. Yani konuşuyoruz. Çok mükemmel bir iş bitirdiler yani Tadic'i almak için. Tabii burada biz bütün takımlarımıza da yapılan transferlerin sakatsız sezon sonuna gitmesini temin ederiz. Ve biz de onlardan zevk alalım. Futbolun zevkine de bakın bu sezon... Ön taraflar çok etkili.